Kosova e, tarihsel anlamda bizim için, Türkiye için, Türkler için ne ifade ediyor? Evet. Çok teşekkür ederim öncelikle e, nazik davetiniz için. E, TRT Türk izleyenlerine de sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Tabii Balkanlar e, tüm tarih boyunca. Gerek e, stratejik konumu gerek coğrafi konumu e, münasebetiyle son derece önemli bir toprak parçasını karşılıyor. E, çeşitli diller, kültürler, inançları e, bu bünyede kendisine misafir eden Balkan toprakları, özellikle kendi e, kadim Avrupalı e, devletler tarafından da gerek Güneydoğu Avrupa gerekse Doğu Avrupa'nın hatta Adriyatik Ege ve Akdeniz havzalarının güvenliği açısından da son derece stratejik bir önem arz ediyor. Tabii bölgenin Türklerle tanışması ve Osmanlı Devleti'nin bölgeye gidişiyle beraber 14. asrın ikinci yarısıyla başlayan o fetih süreci bölgenin Türklerle tanışmasını ve Türk milletinin yaklaşık 6 asır boyunca adalet temelli bir e, fütuhat anlayışıyla bölgede tüm halklara e, daha adaletli bir yaklaşımla bir süreç e, geçirdiklerini ortaya koyuyor. Evet. Tabi bu süreç içerisinde özellikle Kosova merkezi, Bosna Hersek merkezi gibi merkezler ya da devletlerde de yaşandığı gibi Kosova özelinde de kanlı çatışmaların ve etnik milliyetçiliğin, aşırı milliyetçiliğin kontrolünde ortaya çıkan bu kontrolsüz savaşların ve çatışmaların da yaşandığı bir süreci de biliyoruz. Hatta batılı tarihçiler bu sürecin dışında bırakacak olursak Osmanlı Devleti'nin 5 asıra yakın bir dönem boyunca buradaki egemenliğini Pax Ottoman'a olarak ifade ediyorlar yani Osmanlı barışı Osmanlı evet. barışı olarak ifade ediyorlar bunu da e, biz Türk tarihçileri değil Batılı tarihçiler ortaya evet. koyuyorlar bu da bizim e, özellikle e, Türk İslam medeniyetinin Balkanlar ve ulaştığı tüm coğrafyalarda adalet merkezli ortaya koyduğu yönetim anlayışıyla ortaya çıkan bir evet. gurur vesilesi bu sözlerle özellikle Kosova ovası Osmanlı devleti açısından Balkanlara giriş Avrupalı devletler açısından da e, Güneydoğu Avrupa ya da Doğu Avrupa olarak adlandırdıkları, bizim Balkanlar olarak isimlendirdiğimiz ya da Rumeli olarak isimlendirdiğimiz evet. coğrafyanın güvenliği açısından son derece stratejik bir önem arz ediyor. Ben hatta şöyle söylüyorum: 1389 Kosova Savaşında e, Gazi Hünkar e, ya da e, Murat Hüdavendigar'ın kalbi Kosova ovasında kalmıştı. Evet. Ancak halen oradaki Türklerle beraber atmaya devam ediyor